Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan mahalle gezilerine Göltürkbükü'nde Kale Yıkığı, Yalı, Menemene ve Bağ Arası mahallelerinde devam etti. Kaymakam Doktor Mehmet Gödek Merdan, beraberinde ilçe jandarma komutanı Binbaşı Hakan Demirörs, Göltürkbükü Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Aydem Şefi Murat Yılmaz da olduğu halde beldede incelemelerde bulundu. Teşekkür ediyoruz böyle sıcak karşılama için. Güler yüzünüzle, davullu zurnayla karşılamanız için çok teşekkür ediyoruz. Bizler daire müdür arkadaşlarımızla beraber ziyaret edelim istedik. Sizin sıkıntılarınızı, isteklerinizi, dertlerinizi dinleyelim. Yerinizde sizleri görelim, ziyaret edelim istedik. Birazdan sizlerin bu konudaki sıkıntılarınızı dinleyeceğiz. Doktor Mehmet Gödek Merdan'a vatandaşlar mahallelerini ziyaret eden ilk kaymakam olmasından dolayı teşekkür ettiler. İlk olarak Kale Yıkığı ve Yalı Mahallesi'ni ziyaret eden Kaymakam Gödek Merdan, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Kale Yıkığı Muhtarı Musa Göze tarafından organize edilen davul zurna eşliğinde mahalleye giren Kaymakam Gödek Merdan, kendisi için hazırlanan kurbanın kesilmesini engelleyemedi. Vatandaşlar Kaymakam Gödek Merdan'a sahildeki iskelelerin aralarında çok kısa mesafeler bulunduğu ve iskelelerin farklı görünümlerde olduğu, bunun da görsel kirlilik yarattığı, bunlara bir standart getirilmesi gerektiği yönünde şikayetlerini ilettiler. Vatandaşlar Bodrum Kaymakamı Gödek Merdan'ı karşılarında bulunca beldelerinde yaşadıkları yol problemlerinden, kaldırım ihtiyaçlarına, okullarındaki onarım ihtiyacından, öğretmenlerin lojman sorununa kadar birçok konuda çözüm bulunması yönünde destek istediler. Çok kaliteli ve yüksek sosyeteye hitap eden bir otel. Aradan insanlar bizim köye gelmek isterlerse durum çok vahim. Niye diyeceksiniz? 57 kişi dediniz. Kadroya göre daha fazla. Ben mukayese olarak sormak istiyorum. Gündoğan veyahut Yalıkavak'ta kaç kişi çalışıyor? Taksi durak. Ya Göl köyünde hiç yer yokmuş gibi evin dibine diyor. Taksi durak. Ne uyusun ne bir şey. Sinir hastası oluyor. Biz park istiyoruz. Genelde parkımız yok. Genelde vardı ama bazı yerler kırılıyor. Kaymakam Doktor Gödek Merdan ve beraberindekiler incelemelerine daha sonra Menemene ve Bağ Arası mahallelerinde devam etti. Bağ Arası ve Menemene mahallelerinde de muhtarlar ve çok sayıda vatandaş tarafından davul zurnayla karşılanan Kaymakam Doktor Gödek Merdan ve beraberindekiler burada yeni yapılan muhtarlık binasının açılışını yaptı. Muhtarlık binası yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gödek Merdan, Bağ Arası mahallesinin daha önce muhtarlık binası olmadığı için muhtarın aracının içinde muhtarlık hizmeti verdiğini, bundan dolayı muhtarlık binası yapıldığını ifade etti. Evet, muhtarlığımız bir yeri bitiriyor ama olsun, temiz en azından bir vatandaşımız geldiği zaman bir işlem yapabilirler burada. Ondan sonra içine bilgisayarlarını da alacağız. Yani onlar ondan sonra bilgisayarda vatandaşlarımızı işlemlerini takip edebilirler. Buradan resmi duyuruları, çalışmaları yapabilirler. Güzel olur.
Muhtarlık binası açılması sebebiyle düzenlenen törende gösteri yapan, halk oyunları ekibini seyreden Doktor Gödek Merdan, daha sonra vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlar kaymakam Doktor Gödek Merdan'a bölgelerinde özellikle yaz aylarında gürültü kirliliğinin fazla olduğunu ve buna bir sınırlama getirilmesi talebini ilettiler. Vatandaşlar ayrıca mahallelerinde kullanma suyu problemleri olduğunu, sahildeki seyyar satışlar için kulübe sayısının artırılması, yollardaki afliyat atıkları ve çalı çırpının temizlenmesiyle çocuk parkı yapılması taleplerini dile getirdiler. Söyleyeceklerim kesinlikle şikayet anlamında anlaşılmasın. Şöyle ki çevrede çok miktarda evlerin önünde boş arazilerde kötü görünümler var. Mesuliyetsiz hafriyatçıların attıkları inşaat attıkları. Kaymakam Gödek Merdan şikayetlerini dinlediği vatandaşlara sorunların bir an önce çözülmesi için belediye ve diğer kurumların gerekli çalışmaları yapacağı sözünü verdi. Biraz daha hizmetlerimizi artıracağız. Biraz daha gayretlerimizi artıracağız. Çünkü bu vatan bizim. Başkası gelip yapmayacak. Bizler yapacağız. Burası da dünyanın en güzel yerlerinden birisi. İnşallah çok daha güzel olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.